Sağlıklı, güzel bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün de Medikal'de sağlığımızı ilgilendiren önemli konular var. İşte bugünkü Medikal'in konuları. Medikal bu hafta ağrı tedavisinde girişimsel yöntemleri ele alıyor. Vücudumuzun alarm sinyali olan ağrıların özellikleri nelerdir? Tüm yönleriyle bel, boyun, baş, kanser ağrılarının tedavisinde uygulanan girişimsel yöntemler. Tip 2 diyabet kimlerde görülür? Hangi yakınmalara yol açar? Şeker yüklemesi ne tür durumlarda yapılır? Tip 2 diyabet tedavisinde bariyatrik cerrahinin yeri nedir? Hangi faktörler kadınlarda ve erkeklerde çocuk sahibi olmaya engel teşkil eder? Tüp bebek kimlere önerilir? Kısırlık tedavisi hakkında merak edilenler. Medikal'in Ünlülerle Sağlık Sohbetleri köşesinin bu haftaki konuğu iş dünyasının önemli bir ismi Leyla Alaton. Leyla Alaton'la annelikten diyete, ruh sağlığından doktor seçimine kadar sağlık dolu bir sohbet. Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde ağrıları, kronik ağrıları ve ağrı tedavisinde uygulanan girişimsel yöntemleri Türk Ağrı Derneği Başkanı, aynı zamanda Dünya Ağrı Enstitüsü Vakfı CEO'su Profesör Doktor Serdar Erdine ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin geçtiğimiz günlerde Hay Kitap'tan Ağrının Kitabı isimli yeni bir kitabınız da çıktı. Burada halka yönelik olarak tüm ağrıları anlatıyorsunuz. Bununla ilgili zaten ileride de konuşacağız ilerleyen dakikalarımızda. Sevgili izleyiciler, sizler de medikal@ahaber.com.tr adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ağrı diyoruz. Hepimiz zaman zaman ağrı çekiyoruz. Ancak bir ağrıda kronik ağrı diye bahsedebilmek için ne tür özellikleri olması gerekli? Önce ağrıyı ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi vücudun bir alarm sistemi olan, yani hastaya beni hekime götür diyen bir sistem var. Örneğin miyokard infarktüsü gibi, kalp krizi gibi veyahut bağırsağınızın delindiği zaman ortaya çıkan çok şiddetli karın ağrıları gibi. Bu bir alarm sistemi. Kronik dediğimiz olay ise artık alarm olmaktan çıkıp başlı başına bir hastalık haline gelen ağrılardan söz ediyoruz. Birçok bel ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrısı gibi. Bir ağrının kronik ağrı olarak nitelendirilebilmesi için yaklaşık 3-6 aylık bir süreklilik arz etmesi gerekir. Peki şimdi kronik ağrısı olan bir kişi sürekli ağrı çekiyor, hayatı olumsuz etkileniyor. Ağrıya bağlı olarak ne tür sağlık problemleri yaşayabilir? Örneğin ağrı uykusunu nasıl etkileyebilir, iştahını, cinsel yaşamını? Şimdi kronik ağrıyı hastalık olarak nitelendirmemiz işte bu yüzden. Yani basit bir bulgu, ağrım var, bir ağrı kesici alayım geçsin değil. Çünkü kronikleşen bir ağrı artık hastanın yaşamının bir parçası haline geliyor. Güzel bir yere gidecek oluyor. Acaba belim ağrıyacak mı, başım ağrıyacak mı diye düşünüyor. Buna bağlı olarak da bir tedirginlik, bir depresyon, stres faktörlerinin artması, yaşam kalitesinin düşmesi, etraftan soyutlanma, çevresindeki insanlardan kendini uzak tutma gibi, yani kendi yaşamını kendi kendini kısıtlayan değişik bir anlamda kendini hapseden bir insan türü ortaya çıkıyor. Şimdi demin ağrı kesici almaktan bahsettiniz. Siz hep ağrı uzmanları dersiniz ki aman sakın bilirsizce ağrı kesici almayın. Tam tersi ağrı kesiciye bağlı ağrılar da olabilir. Doğru. Bu mekanizmayı biraz anlatır mısınız? Tabii. Nasıl ağrı kesiciye bağlı ağrı oluşuyor? En basiti çaya şeker koymaktan örnek verelim. Çayın içine şeker koymaya başlayın. İkisi üçü karışır. Daha sonra doymuş çözer deriz. Karışmaz hale gelir. Vücutta bu ağrı kesiciler nasıl etkili oluyor? Vücutta küçük küçük organcıklar var. Yani ağrı kesicilerin hedefi olan bölgeler var sinir sistemi içerisinde. Bunları siz ağrı kesicileri sürekli ala ala bombardımana tutmuş oluyorsunuz. Bir vücut çok çalıştığı zaman yorulmaz mı? Aynı biçimde bu reseptör algılayıcılar da sonunda yoruluyor ve örneğin bir ağrı kesici baş ağrısı var. Sürekli gelişigüzel baş ağrısına karşı ilaç kullananlar da bu baş ağrısı ortaya çıkar ve hiçbir ağrı kesici artık bu hastanın ağrısını dindirmez hale gelir. Tedavisi de tam tersidir. Bu hastalarda hiçbir yeni ilaç verilmez. Bu ağrı kesiciler kesilir. 15-20 gün hasta çok zor bir dönem geçirir ama ondan sonra ağrısı kesilmeye başlar. Tamamen o ağrı, evet. Hafızadaki ağrıyı yok etmeye herhalde değil mi? Çalışıyorsunuz. Şimdi bir de girişimsel ağrı yöntemleri var. Özellikle de değil mi kronik ağrıların tedavisinde uyguladığınız.
Girişimsel ağrı tedavisi nedir? Öncelikle açar mısınız? Şimdi bir girişimsel lafı olunca biraz insanları endişelendiriyor biraz da. Girişim demek müdahale demek. Ama bu müdahaleler nasıl yapılıyor? Normalde cerrahi yöntemler de var biliyorsunuz ağrıya karşı ya da başka tedavi olarak. Onlarda bir bisturi, bıçak, yani hastanın belirli bölgelerinin kesilmesine dayanan yöntemler. Girişimsel yöntemler ise bunlardan tamamen farklı olarak iğne veyahut da iğneye benzer elektrotlarla, yani sinir sistemini ölçebildiğimiz, insan vücudu bir pildir sonuçta. Ve oraları ölçerek ulaşabildiğimiz bir takım aygıtlarla sinir sisteminin ağrıyı yaratan bölgelerine ulaşıp oradan ağrının nedenini kaldırmaya, yani sadece ağrıyı dindirmeye değil, örneğin bel fıtığında, boyun fıtığında olduğu gibi ağrının nedenini kaldırmaya yönelik olan yöntemlerdir. Şöyle bir örnek vereyim. 30 yıl önce ben bu yöntemleri uygulamaya başladığımda toplam 5 kalem yöntem vardı. Şu anda 52 adet yöntemden söz ediyoruz ki oldukça gelişmiş bir dal haline geliyor. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Girişimsel bir yöntem, ağrı tedavisi yöntemi ameliyata alternatif midir? Nerede yapılır? Hangi ortamda? Ameliyathane mi gerekir? Muayenehane şartlarında yapılır mı? Hayır, muayenehane şartlarında kesinlikle yapılamaz. Yapılanlara da girişimsel yöntem denmez. Bunlar gene ameliyathane koşullarında tamamen temiz yani steril ortamlarda uygulanan müdahalelerdir. Ameliyata alternatif mi sorusuna gelince, şimdi burada önemli olan hangi hastalar gerçekten ameliyat olmalıdır yanıtladığımız zaman alternatif haline gelir. Ama gerçekten bir cerrahi girişim gereken bir hastada siz girişimsel yöntemleri uygularsanız o zaman da çok büyük bir hataya düşersiniz. Önemli olan ama şöyle bir eğilim var. Birçok boyun fıtığında, bel fıtığında hemen cerrahiye başvurma gibi hastanın ağrısı çok şiddetliyse bir fizik tedavi yöntemi yararlı olmamış ise hemen bir cerrahi akla geliyor. Bu hem hekimler arasında geliyor hem de hastalar arasında geliyor. Sanki bir kurtuluş gibi, bir panzehir gibi. Yanlış olan bu. Önemli olan birçok hastanın cerrahiye gerek kalmadan kurtulabileceğini bildiğimiz takdirde bu yöntemler başarılı olur. Yoksa ayağa düşmüş, artık kuvveti gitmiş, olmamış, tamamen bacağı uyuşmuş bir bel fıtıklı hastada da girişimsel yöntemler uygularsanız aynı hataya siz düşmüş olursunuz. Girişimsel yöntemlerin uygulanamayacağı bir hasta grubu var mı? Dikkat edilmesi gerekli bir hasta grubu var mı? Elbette var. Aynı cerrahi uygulanan hastalar gibi genel durumu çok kötü olan bir, çünkü bu girişimsel yöntemler sedasyon adını verdiğimiz bir takım sakinleştirici ilaçların altında uygulanır. Onların uygulanamayacağı çok yaşlı hastalar, örneğin 90 yaşın üzerindeki hastalarda uygulamamaya çalışıyoruz. Girişimsel yöntemleri biraz açalım. Hangi, daha sonra daha da detaylandırmanızı rica edeceğim ama hangi hastalıklarda girişimsel yöntemleri uygulayabiliyorsunuz? Hangi ağrıların tedavisinde ve ne tür teknikler var? Biraz önce çok kısa bir cümle, bir iki cümleyle girdiniz de biraz açar mısınız? Çünkü omuriliğe yerleştirilen piller var, değil mi? Sinir bloğu uygulamaları var. İsterseniz baştan başlayıp aşağıya doğru gideyim. Örneğin yüzde çok şiddetli nevralji adı verilen ağrılar vardır. Bu ağrılar kanser ağrısından bile daha şiddetlidir. Hastalar yemek yerken, su içerken, tıraş olurken elektrik gibi çarpar. Bu yüzde giden, yüzün hissiyatını veren bir sinirin hastalığıdır. Örneğin bunlarda beyin ameliyatıyla bu dindirilebilir. Tabii ki riskli bir ameliyattır, ölüm riski olan bir ameliyattır. Buna karşın bizim uyguladığımız yaklaşık 10-15 dakika, yarım saat içerisinde uygulanabilen, doğrudan o bölgeye giden sinirin radyo frekans dediğimiz aynı radyo dalgalarına benzer akımlar gönderilerek o sinirin devre dışı bırakılması şeklinde görüntüleme altında yapılır ve o sinir yakılır bir anlamda. Hastanın yüzü uyuşuk hale gelir. Felçli değil ama aynı diş hekimine gittiğinizde uyuştuğu gibi. Ama bu hastayı 3 ila 8 sene hiçbir ilaç almadan rahat ettirir hale gelir. Daha sonra boyun ağrılarına baktığımızda yine boyun fıtıklarının tümü ameliyatlık değildir. Eğer hasta ilaçlarla ya da fizik tedavi yöntemleriyle dindirilememişse o bölgedeki fıtıklara doğrudan doğruya yine görüntüleme altında elektrotlarla ulaşarak oraya hem radyo frekans akımı gönderilebilir, hem sinir blokları dediğimiz yani ağrı kesici bir takım ilaçlar verilebilir, kortizon verilebilir, hiyaluronidaz diye başka bir takım enzimler verilerek fıtık küçültülebilir. Omuz gene çok önemli bir bölgedir. Hastalar arasında donuk omuz diyebilirilen bir ağrı vardır. Hasta kolunu bir süre sonra oynatamaz hale gelir ve bu fizyoterapistin açması gereken bir olaydır. Ama bu fizyoterapi seansları genellikle 30, 40, 50, 60 seans gibi çok uzar. Çünkü hasta canı yanar, ağrı çeker.
Bunda da o omuzun sinirlerini devre dışı bıraktığınız zaman bu seanslar abartmıyorum 5'e 6'ya düşecek kadar çok hızlı sürelerle hasta kontrol altına alınabilir. Peki boynu omuzu konuştuk. Sıra bele geliyor değil mi? Evet. Bel bölgesinde özellikle bel fıtığı varsa ya da ne tip bel ağrılarında girişimsel ağrı tedavisi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Şimdi bel tabii çok önemli bir bölge. İnsanın beli niye ağrır biliyor musunuz? İnsanın belinin ağrıma sebebi Tanrı insanı dört ayaklı bir sistem için yaratmış. İnsan ayağı üzerine dikildiği anda tabii ki en çok yükün bindiği yer bel bölgesidir. Bel omurlarıdır. Ve toplumdaki insanlar genellikle beli yanlış kullanırlar. En çok yük binen yeri çok acımasızca kullanırlar ve buna bağlı olarak da işte bel fıtığı dediğimiz yani omurgaların arasındaki yastıkçıkların yırtılmasına bağlı olarak ve o yırtıkların sinire baskısını sonucu ortaya çıkan şiddetli ağrılar ortaya çıkar. Bel fıtıklarının da hemen yine cerrahi gerekmez. En başta da söylediğim gibi. Hastalarımız şuna dikkat etsinler. Genellikle en alt bölgelerde olur omurların. Hastada ayağında sürekli bir uyuşukluk yoksa, sürekli bir kuvvet kaybı yoksa ki bunu en kolay şöyle anlar. Hastamız parmağın ucunda durabiliyorsa, ayak parmaklarının, hastamız topuklarında durabiliyorsa o zaman cerrahiye genellikle gerek kalmaz. Ama bunları yapamadığı takdirde de hemen cerrahi gerekir. İşte bu tip durumlarda o fıtığa çok gelişen yöntemler var. Doğrudan doğruya ya etrafında ödem adını verdiğimiz, aynı parmağınızın yanmasıyla ortaya çıkan şişlik gibi oraya iğneler yapılabilir. Elektrotlarla gene radyo frekans akımları gönderilerek o bir miktar buharlaştırılabilir. Ya da yine aynı bir cımbızla alır gibi ve bıçağa gerek kalmadan o fıtıkların bir kısmı alınabilir. Kanser ağrılarında da girişimsel yöntemlerin, ağrı tedavisi yöntemlerinin önemli bir yeri var. O konuda bilgi verir misiniz? Özellikle hangi ağrılarda, hangi kanserlerde, metastaza bağlı ağrılardaki yeri de nedir? Şimdi aslında algoloji dediğimiz ağrı biliminin ortaya çıkması kanser ağrısı sayesinde olmuştu. Bizler öncelikle hep kanser ağrılarıyla ilgilenerek eğitildik. Çünkü kanser ağrıları gerçekten önemli bir sorundur ve kanserli hastaların yaklaşık %85'i mutlaka ağrı çekerler. Buralarda son yıllardaki sevindirici olan gelişmeler birçok ilaçlarla artık bu ağrılar kontrol altında alınabilir hale geldi. Ama alınamayan gene de %20'lik bir grup vardır. İşte bunlar da örneğin bir pankreas kanserinde, mide kanserinde o bölgeye giden sinirler aynı kanal tedavisi yaptırıyorsunuz ya dişiniz için. O bölgeye giden sinirler devre dışı bırakılabilir. Alt bölgelerin ağrıları içinde, akciğer kanserleri içinde. Bunlar yeterli olmadığı takdirde morfinin bağımlılık, alışkanlık yapmadan verebildiğimiz omurilik pompaları dediğimiz morfin pompaları adını verdiğimiz pompalarla ağızdan aldığınız dozun %1'i gibi çok düşük dozlarla kanser ağrısını kontrol altına almak mümkün olur. Şimdi ben yine tekrar kitabınıza gelmek istiyorum. Ağrının kitabı. Kaç yıldan beri ağrıyla uğraşıyorsunuz? 30 yıl. Bu benim 35. kitabım. Evet. Halka yönelik de 3. kitabım. Halka yönelik 3. kitabım. Şimdi ağrı zaten algolojiyi de Türkiye'de başlamasına önderlik eden bir isimsiniz. Kitabınızda neler var? Ben baktım gerçekten ağrıya dair vatandaşların merak ettiği pek çok şeyi bulabilmeleri mümkün. Ama kitabı yazan siz olduğunuza göre en iyi özetini de siz yaparsınız. Kitabın birinci bölümünde bir kere ağrıya kültürel bir yaklaşım var. Ağrı nasıl ortaya çıkmış tarihçesi var. Daha önemli olan kısmı da ağrılı hastanın tıp sisteminde yolculuğu adını verdiğimiz bir bölüm var. Bugünkü tıp sisteminin çok büyük yanlışları var. Bugünkü tıp sistemi hastayı insan olmaktan çıkarıp hasta ve hastalık haline getiriyor. Yani bir MR görüntüsü haline getiriyor, bir laboratuvar testi bulgusu haline getiriyor. Yanlış olan bu. Olması gereken biyopsikososyal dediğimiz yani hastanın insan olduğunu unutmadan, hastanın hastalığını unutmadan ama hastanın bu toplum içerisinde yaşayan bir insan olduğunu ve toplum içerisinde olduğunu unutmadan tedavi etmek. Bu sisteme geçtiğimiz zaman bugünkü hastalarımızın kafalarındaki birçok kuşku ortadan kalkacak. Diğer bölümlerde ise baş ağrısından bel ağrısına, kanser ağrılarına kadar soru cevap şeklinde hem ağrıların anlatımı hem de hastalarımızın ağrılardan nasıl korunacağı konusundaki eğitimleri var. Şimdi dediğiniz son 3,5 dakika içindeyiz. Önemli bir noktaya değindiniz. Günümüzün tıp sistemi bazen hastayı ve insan faktörünü geri plana atıyor dediniz. Bir iki örnek verir misiniz ağrı tedavisinden yola çıkarak bu örneği çok basit. Konuşalım. Örneğin bel ağrılarından bir örnek verelim. Bir hasta olmuş bir hasta örneği vereyim size. Hastamız bir hekime gidiyor. Hasta muayene ediliyor.
senin bir şeyin yok deniyor. Daha sonra çıkarken ya şu elindeki MR'a da bir bakayım deniyor. MR'a bakılıyor, diyor ki senin beline çivi çakılması lazım. Hastayla uygulanacak yöntemin bu şekilde değerlendirilmesi, hastanın hasta olmaktan çıkarılıp sadece bir MR bulgusu, bir MR görüntüsü haline getirilmesi ki işte yanlış olan bu. Zaten hastanın da bir yerde en azından öyküsü de çok önemli, evet. Şikayetleri değil mi? Peki ağrılara yol açan biraz da psikolojik faktörler de var değil mi? Stres de başlı başına bir ağrıyı ya da çekilen ağrının daha şiddetli algılanmasını etkiliyor olabilir mi Sayın Erdin'e? Tabii olur. Bu bir kısır döngüdür. Ağrı çeken hastanın psikolojisi bozulabilir. Bu bir grup hasta. Ama bir de normalde psikolojisi bozuk olup ağrıyı kullanan bir hasta grubu vardır. Ağrım var şeklinde psikolojik rahatsızlıklarını ifade eder ki bu tamamen psikiyatrinin alanıdır. Kitabınızda ilgimi çeken bir bölüm daha var. Ağrılı hastaya yaklaşım, evet. Ailenin yaklaşımı. Aşırı kollayıcı aileler vardır, yanlıştır evet. diyorsunuz. Gözlemlerinize göre yıllardır pek çok hasta baktınız, hasta yakını gördünüz. Ne tür yanlışlar yapılıyor kronik bir ağrısı olan kişiye ve doğru yaklaşım nasıl olmalı? Şimdi insanlar genellikle akut dediğimiz yani ani olan ağrıya göre eğitimlenmiş vaziyette. O yüzden ağrı kronikleştiği zaman yani aylarca, yıllarca sürmeye başladığı zaman önce aile artık inanmamaya başlar. Ve senin ağrın psikolojik demeye başlar. Birinci grup insan tipi budur ve hastadan kendini kaçırmaya çalışır. Hastadan kaçmaya çalışır daha doğrusu ve hastayı yalnız bırakır. Bir de tam tersi olan bir grup vardır. Hastasının üzerine çok daha fazla düşerek sanki onu kurtarabileceğini sanan ama bu anlamda da ağrıyı derinleştiren bir hasta yakınları grubuyla karşılaşır. Evet. Programı kapatmadan önce en başta önemli bir şey, bir cümle söylediniz. Dediniz ki ağrıları ikiye ayırmak gerekli. Bir alarm sinyali ağrılar evet. vardır dediniz. Alarm sinyali ağrı hangi organa ait olursa olsun nasıldır, özelliği nedir? Ne tür durumlarda hiç vakit kaybetmeden bir alarm sinyali ağrı olarak algılayıp bir hekime başvurmak gerekli? Ani olarak başlayan, durup dururken, örneğin bir böbrek taşı. Ben çok düşürürüm, o yüzden iyi biliyorum. Ani bir çok şiddetli bir sırt bel evet. ağrısı başlar. Veyahut miyokard infarktüsü dediğimiz infarktüste çok şiddetli bir kol ve göğüs ağrısı başlar. Dayanılmaz şiddetli olan ağrılarda hemen hastanın mutlaka vakit kaybetmeden hatta ağrı kesiciyi almadan çünkü ağrı kesici o ağrıyı maskeler. Maskeleyince de siz unutmak zorunda kalırsınız ve hekime gitmekte gecikirsiniz. Derhal bu durumlarda hastanın mutlaka hastaneye başvurması gerekir. Sayın Erdin'e çok teşekkür ediyorum. Medikal'e katıldığınız için çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada Sağlık Kütüphanemiz var. ...7-24 annelik. Evliliğin, anneliğin ve çocuk yetiştirmenin gittikçe hafife alındığı zamanlarda yaşadığımıza dikkat çeken kitapta Erdoğan Çalak ve Ceren Çalak Koca bizlere oysa annelik dünyanın en ciddi işi, en kalifiye emeğini gerektiriyor, diyor. Kavramların içinin boşaltıldığı günümüzde kadın erkek arasındaki sevginin, cinselliğin, anneliğin ve babalığın önemini tekrar vurguluyor. Yarının insanı. İnsan odaklı psikoloji hareketinin kurucusu Carl Rogers'tan temel bir kaynak kitap. İnandığı kuramları sadece terapistlere değil, sokaktaki herkese anlatabilmeyi amaçlayan bir yazar olan Rogers, sade bir dille yarının insanını nasıl yaratacağımızı anlatıyor. Nasıldır yarının insanı sorusunun cevabını okuyucuya bu kitapta veriyor. Usta bir aşçı ve gastronomi danışmanı olan Dilara Erbay tarafından hazırlanan sıra dışı bir yemek beslenme rehberi. Keyifli ve renkli tasarımıyla emsallerinden ayrılan bu çalışma yalnızca yemek tariflerinden oluşmuyor. Kitapta bebek, çocuk ve yetişkin beslenmesinde öncelikler, hamilelik ve emzirme dönemlerinde doğru beslenme, hangi mevsimlerde hangi besinler tüketilmeli gibi önemli bilgilere de yer veriliyor.
Tip 2 diyabet kimlerde görülür? Hangi yakınmalara yol açar? Şeker yüklemesi ne tür durumlarda yapılır? Tip 2 diyabet tedavisinde bariyatrik cerrahinin yeri nedir? Hangi faktörler kadınlarda ve erkeklerde çocuk sahibi olmaya engel teşkil eder? Tüp bebek kimlere önerilir? Kısırlık tedavisi hakkında merak edilenler. Medikal'in ünlülerle sağlık sohbetleri köşesinin bu haftaki konuğu iş dünyasının önemli bir ismi Leyla Alaton. Leyla Alaton'la annelikten diyete, ruh sağlığından doktor seçimine kadar sağlık dolu bir sohbet. Az sonra Medikal'de.